İça, sen mi geldin? Baksana, halhalım sıkışmış. Şuna bak, ah, çıkartamıyorum. Tapu. Tapu, çok özür dilerim. Benim kınam henüz kurumadı canım. Ah, evet, kurumamış. Kına yaktığını unutmuşum. Şöyle yapalım. Cookie'yi çağıralım. Hayır hayır. Önemli değil. Boş ver. Hadi. Kınanı göstersene bana. Bak, kınanın rengi çok güzel olacak. Özellikle de Beyrin adını yazınca. Kınan çok koyu olacak. Teşekkür ederim Tapu. Bugün senin sayende Veer burada. Veer'le evlenemezsin İça. Veer'i sana veren benim. Bunu sakın unutma. Bir şey için daha teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel dans ettin. Hem de sadece benim için. İça, ne zamandan beri böyle resmi davranır oldun ha? Dostlukta ne özür ne de teşekkür olur. Tamam mı? Tamam o zaman. Biricik dostuma teşekkür ederim. Seni seviyorum Tapu. Sana da kına yakalım mı? Evet evet, gel. İça. Şimdi ben de kına yakayım. Sonra konuşuruz, olur mu canım? Hı? Tamam. Suçlu benim Damini, biliyorum. Hayatının o kısmını sana asla geri veremeyeceğimi de biliyorum Damini. Ama kızın için her şeyi yapacağım, söz veriyorum. Bu dünyada çok mutlu olması için elimden geleni yapacağım. Ona babasını verebilir misiniz Bay Takur? Söyleyin Bay Takur. Ona babasını geri verebilir misiniz? Ona babasını geri verebilir misiniz? Ona babasını geri verebilir misiniz? Efendim, beni mi çağırdınız?
Otur. Otur hadi. Hı? Düğün hazırlıklarında eksik olan herhangi bir şey var mı? Eksik mi? İçe çok güzel bir şekilde evleniyor efendim. Şimdi de kına yapılıyor. Ne eksik olabilir ki? Sürekli aklıma merdivenlerde öylece oturan küçük İçe geliyor. O okula ilk defa giden küçük İçe. O okulda okuması için İngilizce şiirler öğrettiğim İçe. Bisiklet sürmeyi öğrettiğim İçe. Şey, efendim, siz evde yoktunuz. Kızımız çok güzel dans etti. Evet, küçükken de öyleydi, değil mi? Evet, hatırlıyorum. Bir keresinde Tapasya'ya ceza vermiştim İçe ile birlikte. İçe de vardı, değil mi? Yolun ortasında dans ediyorlardı. O kadar küçüklerdi ki. Oysa bugün kocaman kız oldular. Artık ayrılık vakti geldi Damini. Kuşlar yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Bugün İçe, yarın Tapasya. İkisi de gidince bu ev bomboş kalacak. Damini, sana bir şey söylemek istiyorum. Senden bir izin istiyorum. İzin mi? Ne konuda efendim? İç çayı gelin verme törenini ben yapmak istiyorum. Efendim, bu sizin hakkınız. Hayır Damini. İçe kızımızın babasını ne kadar özlediğini anlayabiliyorum. Bu yüzden senden izin istiyorum. İçe'ye gelin verme törenini yapmak babasının hakkıydı. Ancak sen buna izin verirsen içim rahat eder. Yoksa bunu yapmaya gönlüm el vermez Damini. İçimin rahat etmesi için izin ver lütfen bana. Efendim, her şey Tanrı'nın elindedir. Bence İçcam'ın kaderi sizin yanınızda yazıldı. Bu yüzden... Ama benim kaderimde... Benim kaderimde iki tören yok. Hayır Damini. Benim...
Benim buna hakkım yok. Tapu. Kınan ne güzel olmuş öyle. Bu kına benim elime çok yakıştı büyükanne. Baksana. O iç canın kınası yüzünden senin elinde de kına var. Tanrı, bak kınam nasıl büyük anne. Gördün ya kızım. Ben sana bir şey göstermek istiyorum büyük anne. Tapu. Sen ne yapıyorsun kızım? Bu ne biliyor musun büyük anne? Bu Vir'in V'si. Onun baş harfi. Vir Singh Bundelan. Vir'imin. İsmini eline yazmanın hiçbir manası yok yavrum. Vir'in adını sen iç canın eline kendi ellerinle yazdın yavrum. Onu artık kimse çıkaramaz. Artık bunun bir çaresi yok. Onu iç canın elinden çıkaracağım büyük anne. İç canın kınasından... Ve onun hayatından Vir'i söküp alacağım. Belki Vir'in adını onun hayatından çıkarmaya vaktim olmayacak. Ama biliyorum ki... Vir'in elinde sadece benim elim olacak. Elime... Şimdilik sadece adını yazdım. Ama adı en başından beri kalbimde yazılıydı. Vir. Kınam henüz kurumadı. Önemli değil, zararı yok. Göstersene. Düğünden sonra gösteririm. Şimdi. Hayır. Sanırım bilmiyorsun ama kınayı yaktıktan sonra damat hemen göremez. Gelenek böyle. Gösterir misin lütfen? Hayır. Doğru söylüyorum Vir. Kınaya da... Gelinin eline de ancak nikah merasimi bittikten sonra dokunabilirsin. İça sadece bir kere. Şimdi göstermeyeceğim. Lütfen. Vir.
kadar parayı nereden buldun söylesene. Eğer ağzını kapatmak için kilit icat edilmiş olsaydı bunu kesinlikle sana alırdım. Ağzıma kilit vursan o zaman nasıl yemek yerim? Söylesene nereden buldun bu parayı? Söylesene hadi nereden buldun bu parayı? Dinle. Hadi. Kimseye söylemeyeceksin. Tamam. Eniştemiz gelinimizin düğünü için beni ayakçısı yaptı. Oradan oraya koşturdular, bir sürü iş yaptırdılar. Puşkar içecekleri getir, Puşkar dekorasyona bak, Puşkar çiçekleri getir, Puşkar şunu yap. Bir süre sonra paraları sayıp insanlara dağıtmaktan parmaklarım ağrıdı. Aman tanrım, bu kadar parayı çaldın mı yani? Bir keresinde okuldayken öfkelenip bir kızın parmağını kesmiştim. Daha fazla konuşursan senin dilini kesmekten de çekinmem. Tamam canım, benim için fark etmez. Benim tek derdim tatlıları yemek. Sen para saymaya devam et. Ben gidiyorum. Oradan oraya koşturmaktan ayaklarım yoruldu. Biraz da masaj için para ayırayım. Tapas yakınını gösterir misin? Şimdi olmaz. Sen neden kına yakmadın bakalım? Ben sonra yakacağım. Tapu? Eline ne oldu? Hiçbir şey olmadı canım. Göstersene tapu. Hadi ama tapu. Bak, eğer kına bozulduysa... Düğüne giden araç geldi. Sizi aşağı çağırıyorlar. Peki İtçe, ben gidiyorum o zaman. Hadi, ben de seni geçirmeye geleyim. Boş ver İtçe. Neden canını sıkıyorsun ki? Bak, sabaha kadar rengi kendine gelir. Sıkıştı. Onu çıkaramıyorum bir türlü. Tapu. Tapu, özür dilerim. Kınam henüz kurumadı. Baksana. İç canın kınası yüzünden sen de kına yakıyorsun. Kına yakmana o sebep oldu. Biliyor musun İtçe? Hı. Okuldaki çocuklar senin için elleriyle bir hediye hazırlamış. Öyle mi? Ne hazırlamışlar? Bir sürü şey yapmışlar. En güzeli Prenses Coelia'nın kuklasıydı. Aman tanrım, Virin evi o kadar büyüktü ki... Hepimiz çok korktuk. Hanımefendinin büyük annesi gelmese kimse bizi içeri almazdı. Güvenlik bizimle öyle bir konuşuyordu ki asla içeri giremezdik.
Tapu? Ne oldu? Tapu ne oldu? İyi misin sen? Tapu iyi misin? Bir şeyim yok. Ayağım kaydı. Teşekkür ederim İtça. Tapu bir yerine bir şey olmadı değil mi? Bileğin mi burkuldu söyleyin. İtça. Kınan. Tapu, elime bak. Gördüm. Gördüm. Çok özür dilerim İtça. İtça gerçekten çok ama çok üzgünüm canım. Ben düşüyordum ve sen beni kurtardın tatlım. Üzgünüm İtça. İnan bana bilerek yapmadım hayatım. Kazayla oldu biliyorsun. Ayağım kaydı ve sen beni tuttun. Çok üzgünüm. Senin bir suçun yok. Ben seni kınanı düzelteceğim. Tamam mı? Rengi çıktı bile. Artık bir şey yapamayız. Ay Aksa çok üzgünüm. Çok üzgünüm hiç. Özür dilerim ben. Ah ayağım. Ah bileğim çok ağrıyor. Ah. Gel ben sana merhem süreyim. Ne olmaz olmaz. Ben kendim sürerim. Merak etme. Odama gidip dinleneyim biraz ben. Tamam mı? Ah. Tapu dikkat et. Ah. Hayır iyiyim. Yardımcı olayım, iyi görünmüyorsun. Yok iyiyim, merak etmeyin beni. Ah. 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 Neler oluyor anlamıyorum. Tapasya'nın aklından bir şeyler geçiyor. Ayağının kaymadığını gördüm. Çünkü onun arkasındaydım. Bence bunu bilerek yaptı. Kuki sen neler söylüyorsun böyle? O düşüyordu. Ben de ona yardım ettim. Hayır İtça. Sen olanları görmedin. Tamamen rol yaptı. Kuki söyler misin? Sana ne oldu? İtça bana güvenmelisin. Onu gördüm. Sadece onun aklından başka şeyler geçiyor. Rol yaptı sana. Emin ol. Elindeki kınayı bozmak için bunları yaptı. Keser misin? Bak. Lütfen. Aklından geçenleri lütfen kendine sakla. Tapu'nun yapmadığı şeyleri neden bana söylüyorsun? Veer Tapu'yu görmeye gelmişti biliyorsun. Bu edinin her aşaması Tapu sayesinde oldu. Sen de biliyorsun. O bana arkadaşlık etti. O benim için kötü düşünmez. Bunu görmelisin Kuki. Kuki, neden böyle saçma şeyler söylüyorsun? Bak Kuki, sen, ben, Bacu, Tatlı, hepimiz çocukluk arkadaşıyız. Kuki, seni çok seviyorum. Ancak
Tapu benim kardeşim sayılır. O yüzden lütfen Tapu hakkında bir daha bir şey söyleme. Lütfen. Bakalım neler varmış: gecelikler, bilezikler, atalarımızın kılıcı, süt ve banyo için tuz. Sen bunların hepsini hazırlat. Olur mu? Kasa. Efendim? Dua töreninde hiçbir şey eksik olmamalı. Anlaşıldı değil mi? Her şey aklımda, siz hiç merak etmeyin. Her şey tamam. Sen dua bittikten sonra bunları fakirlere dağıtmaya başla lütfen. Tabii. Gel canım, otur. Gelinin kıyafetine ve işlemelerine bir bak. Nasıl olmuş, beğendin mi? Evet, bunlar çok güzel görünüyor Bir. Görüyor musun ha? Şunlara bir bak hele. Bunları vermek için evlerine gideceğim. Bu gerçekten çok güzel. İçe bunlarla çok güzel görünecek. Gelinimizin adını duydu. Sevgili oğlumuz hayallere daldı. Baba. Bir. Beni bir dinler misin lütfen? Ne oldu anne? Söyle. İnadını bir kenara bırak. Oğlum. Onu bu evlilikten uzak tut. Anne, o olmadan evlilik nasıl gerçekleşecek? Söyler misin lütfen? Bize zarar verecek hiçbir şey yapmayacaktır kendisi. Dedem de izin vermişken... Neden hala endişeleniyorsun? Daha ne kadar sol elini sağ elinden saklayacaksın Gunvanti? Söyler misin lütfen? Er ya da geç gerçekler ortaya çıkacaktır. Bir şey olursa bizzat ben müdahale ederim. Bir var, kasap var. Biz hepimiz onunla ilgileniriz. Bir, sen hiç merak etme. Sen nasıl istiyorsan her şey öyle olacak. İtça. İtça. Biliyor musun, Verin annesi sana aldığı elbiselerle gelecekmiş buraya. Senin için yapılmış özel giysiler. Ne de olsa artık sen o ailenin bir parçası olacaksın, öyle değil mi? Neyse, gel hazırlanalım. Hı? Bize kınanı göster, oldu mu? Ha, bu arada lütfen iyice koyulaştığını söyle. Ne kadar koyu olursa o kadar seviyor demektir. Hadi. Henüz kurumadı hanımefendi. Göstermeyecek misin? Görmek istiyoruz. Hadi lütfen. Lütfen. Bu ne böyle? Bu nasıl oldu? Damini bunun olduğunu biliyor mu? Hadi bizimle geleceksin. Ama ben...
Sana gel dedim. Gel diyorsam geleceksin. Hanımefendi, bu kimsenin hatası değil. Doğruyu söylüyorum. Buna inanacağımı mı sanıyorsun? Hadi gel lütfen. Gel. Gel dedim. Gel. Hanımefendi. Hadi lütfen. Gel. Damini, ne sen ne de kızın beni dinliyorsunuz. Siz hala ev işleri yapıyorsunuz ancak... Düğünü çok yaklaştı. Bak, kınası, kınası ne halde? Siz ikiniz bundan sonra hiçbir iş yapmayacaksınız, anladın mı? İtça, eline bir kere kına yapıldı mı bu ellerinle su bile içmemelisin. Bak, bu kadar iş arasında ev işlerini ben halledebilirim. Lütfen, rahat olun siz. Damini, kızın kayınvalidesi bugün düğün kıyafetlerini vermeye gelecek. Ve kınayı da görmek isteyecektir, bunu düzelt. Güzel bir desen görsün. Ha? Hadi. Merhaba. Hoş geldiniz. Hepimiz gelişinizi bekliyorduk. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Gelin oturun. Hoş geldiniz. İtcan'ın gelinliğini getirmek için geldim. Hoş geldiniz tekrar. Bir arzunuz var mı? Çok naziksiniz. İnsanlar misafire nasıl hürmet edileceğini sizden öğrenmeli. Buyurun. Benim tatlıyla pek aram yoktur. Teşekkür ederim. Birin babası burada olsaydı tatlıları çoktan yemeye başlamıştı bile. Düğünde birin babası için özel tatlılar hazırlattık. İlişkileri tatlandırmak için görevimizi yapıyoruz. Geri kalanını Tanrı bilir. Ne de olsa kızımız sizin evinizin gelini olacak. İtça mı yoksa Tapasya mı? İkisi de bu evin kızları. Teyzem çok haklı. Hepimiz İtça sizin gibi bir aileye gelin gittiği için çok mutluyuz. Ancak kızımızın yanımızdan ayrılması yüzünden de bir o kadar üzgünüz. Ama inanıyoruz ki İtça sizin evinizin kızı olarak kalacak. İtça, sen çok iyi bir şey yaptın. Ya küçük hanıma bir şey olsaydı? Biliyorum anne. Hanımefendinin merdivenlerden düştüğü günü hatırlıyorum da. Tapuya yardım etmek için ellerimi uzattım anne. İtça, sen doğru olanı yaptın. Canım, göster bakalım. Rengi çok fazla koyu, değil mi? Yalnızca şuraya biraz dağılmış. Hiçbir sorun yok. Kızım, ben şimdi düzelteceğim. Sen merak etme. Annenin sihirli elleri var, biliyorsun. Ben hallederim. Zaten büyük bir şey yok. Tamam annem. Biliyor musun İtça?
Benim düğünümün olacağı zaman evimin ortasında yalnızca bir altın ve etrafında küçük işlemeler vardı. Oysa senin kınağın çok güzel olmuş. Anne. Verin. Annesi görürse sence sinirlenir mi bu duruma? Hayır İtça. Gördüğünde senin bunu küçük hanım için yaptığını öğrenince seninle gurur duyacaktır. Bak şimdi İtça. Kınanın rengi 3 ya da 4 güne solacaktır. Desenin güzelliğini insanlar yalnızca birkaç gün beğenecek. Ancak insan ruhunun güzelliği o asla solmaz güzel kızım. Hatta bu güzellik yabancıları bizim akrabamız yapabilir. Hı? Hadi. Gel. Hanımefendi ikinizi de yanına çağırıyor. Evet evet. Geliyoruz. Hadi. İşçiliği çok zor olmalı. Merhaba teyzeciğim. Merhaba çocuğum, çok yaşa. Tapasya, buradaki kıyafetlere bir bak bakalım nasıl görünüyor. Teyzeciğim bunlar çok güzel. Bu renk benim en sevdiğim renk. Bu renk üzerimde gerçekten çok güzel durur. Öyle mi? O zaman sana düğünde buna benzer bir kıyafet yaptıracağım. Tapasya bu kıyafetlerin içinde çok güzel olacak. Çok yaşa. Otur. Bu gördüklerini sana getirdim. Teyzeciğim, bu kolye çok güzelmiş, çok beğendim. Tapasya bir bakayım. Kına elinde ne kadar güzel duruyor. Çok güzel olmuş. İtça. Tatlım sen de kınanı göster hadi. Hadi. Evet İtça. Göster. İtça. Senin de kınanı görmek istiyorum. Lütfen. Şey, bu işlemeleri acaba nerede yaptırdınız? Lucky Chan'ın dükkanında. Bütün işlemeleri ben orada yaptırırım.
Şimdi izninizle. İtça. İtça, hadi kayınvalidene tatlı ver, ağza tatlansın. Senin geleneklerimize hiç mi saygın yok? Senin geleneklerimize hiç mi saygın yok? Aslında elini yanlışlıkla bir yere çarptı. Kınası bu yüzden bozuldu. Öyle mi? Rengi iyi tutmuş. Bu yeterli. Neyse. Bana müsaade edin lütfen. Tabii ki. Efendim? Evladım, beni duyuyor musun? Hadi ama lütfen içeri gel. Burada böyle oturmamalısın. Törenler çoktan başladı bile evladım. Hem herkes seni soruyor. Bir mendil alman lazım. Nerede şu mendiller? Şurada bir tane var.
Hadi oğlum. Gidelim. Kalk bakalım. Şunu da al. Gel bakalım. Gel. Gel hadi. Ah. Nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani kismat apni to jaise koi roothi nani nanhe nanhe se haathon mein gudiya purani